Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağalına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan girense koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de, tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu, onu cin çarpmış, delidir. Niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkaları ise, bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin körlerin gözlerini açabilir mi? O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak, "Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih sen bize açıkça söyle." İsa onlara şu karşılığı verdi. "Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, "Size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim," dedi. "Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?" Şöyle yanıt verdiler. "Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun." İsa şu karşılığı verdi. "Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsun dersiniz? Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğunu bilesiniz ve anlayasınız."
Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria Irmağı'nın karşı yakasına, Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları, Yahya hiç mucize yapmadı. Ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti.